Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Dizisi yeni bölüm analiz videomu hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazıyla eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman ve Seher'in çocuklarının olmasını istiyorsanız, bahçıvan olaylarının ortaya çıkmasına yardım etmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman ve Seher'in bir bebekleri olacak mı? Seher gerçekleri öğrenince Yaman'ı terk edecek mi? Yaman'ı bekleyen engel ne? İkbal'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak kişi İkbal'e müdahale edecek mi? Kiraz ve Ali'nin akıbeti ne olacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman Seher'e güvenmediği için kendisini bir türlü affedemeyecek. Yaman bu süre içinde büyük acılar çekecek. Önceden Yaman, Seher'e güvenmediği için yüzüne bir türlü bakamıyordu. Şimdi ise Yaman, Seher'e karşı hatalı olduğu için onun yüzüne bakmaya korkuyor. Önümüzdeki bölümlerde Seher, Yaman'ın bir şeyler gizlediğini gözlemleyecek. Seher'e bu konuda kimse yardım etmeyecek. Ama İkbal, Seher'e tüm gerçekleri anlatmayı dört gözle bekleyecek. Çünkü İkbal, Seher'e gerçekleri söylerse onların ayrılacağını bilmekte. Bu yüzden İkbal, Seher ve Yaman'ın ayrılması için hamlelerini değiştirecek. Bunun sonucunda da İkbal Seher'e tüm gerçekleri anlatacak. Seher gerçekleri öğrendiğinde kulaklarına inanamayacak. Hatta Seher Yaman'ın nasıl olur da kendisine inanmadığını sorgulayacak. Sonradan Seher Yaman'dan hesap sormaya gidecek. Yaman ise Seher'in öfke dolu bakışlarını görünce çok üzülecek. Çünkü Yaman Seher'e karşı hatalı olduğundan ona bir cevap veremeyecek. Seher ise Yaman'ın kendisine yaptıklarının tüm hesabını soracak. Yaman da Seher'e karşı olan sessizliğini devam ettirecek. Çünkü Yaman Seher'le konuşursa onu tamamen kaybedeceğini düşünecek. Önceleri Yaman Seher'e kızgınken şimdi de Seher Yaman'a kızacak. Bunun üzerine Seher Yaman'ın yüzüne karşı onu affetmeyeceğini belirtecek. Yaman da bu üzüntüyle yıkılacak. Yaman defalarca Seher'den özür dilemeye çalışacak. Ama bunda başarısız kalacak. Seher kadınlık gururu kırıldığı için Yaman'ı bağışlamayacak. Hatta Seher geçmişte olanları düşünüp daha çok üzülecek. Seher Yaman'ın kendisine yaptığı psikolojik şiddetleri düşündükçe çıldıracak. Bu yüzden Seher şimdilik Yaman'ı affetmeyecek. Tabii önümüzdeki bölümlerde Seher'in bu kararı aniden değişecek. Çünkü önümüzdeki bölümlerde Yusuf, Seher ve Yaman'ı bir araya getirecek. Yaman ve Seher'in aşkı Zümrüt'ü Anka kuşu gibi yeniden küllerinden doğacak. Zuhal ve İkbal'in yaptıkları kötülükler onların aşkını daha da güçlendirecek. Eğer İkbal ve Zuhal bu kötülükleri etmeseydi Seher'in evliliği tehlikede olacaktı. Çünkü İkbal Seher'e iftira atmak yerine daha büyük bir kötülük yapacaktı. Yaman da sonsuza kadar Seher'den ayrılacaktı. Hatta hatırlarsanız önceki bölümde Yaman gerçek dosyalara ulaşmıştı. Yaman gerçekleri öğrendiğinde içinden bir konuşma yapmıştı. Yaman o konuşmasında "Nasıl orada karıma güvenmedim?" demişti. Yani Yaman her şeye rağmen Seher'e güvenmesi gerektiğini belirtmişti. Yaman'ın bu konuşması ileride Seher'e daha çok güvenmesine neden olacak. Eğer İkbal onları yeniden ayırmaya çalışırsa Yaman Seher'e güvenecek. Yaşanan tüm bu olaylar Yaman ve Seher aşkını daha da büyütecek. Yaman Seher'e yaklaşamadığı için Yusuf'u kullanacak. Yaman Seher'le birlikte olmak için Yusuf ile daha çok ilgilenecek. Seher ise Yaman'ın kendisine yakınlaştığını görünce ondan uzak duracak. Ama sonradan Seher Yaman'ın aşk dolu büyüsüne kapılacak. Seher Yaman'a hala aşık olduğu için onu affetmeye karar verecek. Böylece Seher Yaman'ı affedip geçmişe bir sünger çekecek. Yaman ise Seher'in kendisini affetmesiyle çok mutlu olacak. Ardından Yaman Seher'e bir söz verecek. Yaman artık ne olursa olsun Seher'e güveneceğini aykıracak. Seher de Yaman'ın aşk dolu sevgisi karşısında çok mutlu olacak. Ama Seher'e bu yolda çok büyük iki tehlike bekleyecek. Birincisi Seher çok iyi kalpli ve hala İkbal'e güveniyor. İkincisi Seher Yaman'ın çocuklukta yaşadığı problemlere bir çözüm bulamadı. Seher'in ilk olarak Yaman'ın annesiyle olan problemini çözmesi gerekecek. Seher bu sorunu çözmeden Yaman ile birlikte olursa evliliğini tehlikeye koyacak. Yaman'ın annesi evden kaçmasaydı Yaman sahte dosyalara inanmazdı. Bu olayların hiçbiri de olmazdı. Yaman'ın annesinin evden kaçması onu kadınlara düşman birisi yaptı. Yaman o günden sonra hiçbir kadına güvenmedi. Annecisi Yaman'ın çocukluğundan kalan bir yaraya dönüştü. Yaman tüm hayatını ve geleceğini bu acılar üzerine inşa etti. En ufak bir sorunda Yaman'ın hayatı alt üst olmaktadır. Eğer Seher Yaman'ı bu acılardan kurtarmazsa bu onun sonu olacak. Çünkü Yaman en ufak bir sorunda yeniden Seher'i suçlayacak. Seher de bu olanlara dayanamayıp Yaman'dan ayrılmak zorunda kalacak. Seher bu sorunu çözse bile onu yine büyük tehlikeler bekleyecek. Çünkü İkbal Seher'in güvenini kazanacak.
Sonra da İkbal Seher'e kötülükler edecek. Seher de İkbal'in masum birisi olduğunu sanıp onu suçlu görmeyecek. Bu da Seher'in sonu haline gelecek. Aslında Seher'in de psikolojik sorunları bulunmakta. Yaman kimseye güvenmezken Seher tam tersine herkese güvenmekte. Seher'in herkese karşı olan iyi niyeti bir gün onun sonu olacak. Seher'in ilk konağa geldiği zamanı hatırlayalım. Tüm konak çalışanları Seher'e Seher Hanım demekteydi. Adalet ve Neslihan da Seher'i konağın yeni hanımı olarak görmekteydi. Seher onlara sayısız iyilikler yaptı. Onlar da Seher'i kendileri gibi birisi olarak gördü. Seher de onlar ile aynı statüde görünerek çok büyük bir hata etti. Çünkü Seher'in ablasının ölümünden Adalet ve Neslihan da sorumludur. Ziya gibi onlar da Kevser'in yere düştüğünü gördü. Ama Adalet ile Neslihan kendileri için gerçekleri Yaman'a söylemedi. Neslihan gerçekleri ortaya çıkarmak istese de Adalet buna engel oldu. Yani Adalet ve Neslihan kendi menfaatleri için gerçekleri herkesten sakladı. Yoksa gerçekler ortaya çıkarsa kendilerinin işsiz kalacaklarını biliyorlardı. Ayrıca son bölümde olanlar onların gerçek yüzünü yine ortaya çıkardı. Çünkü Adalet Cengel ile bir konuşma yapmıştı. Adalet o konuşmasında Zuhal'e acıdığını belirtmişti. Yani Adalet her şeye rağmen Seher'e değil de Zuhal'e acımıştı. Eğer Seher bu iyi niyetini devam ettirirse bu onun sonu olacak. Çünkü İkbal Seher'in ablası gibi onu da öldürecek. Konaktaki çalışanlar da İkbal'in katil olduğunu asla ortaya çıkarmayacak. Bu yüzden Seher kendisine bir çekidüzen vermeli. Seher'in artık konağın hanım olarak davranması gerekecek. Önümüzdeki bölümde İkbal Zuhal'in hapse girmesiyle Seher'den af dileyecek. Hatta İkbal Seher'in Zuhal'i hapisten çıkarmasını isteyecek. Seher ilk başlarda İkbal'in bu isteğini kabul etmeyecek. Ama sonradan İkbal Seher'e kendisini acındıracak. Seher de Zuhal hakkındaki suçlamasından vazgeçecek. Bunun üzerine Zuhal'in hapisten çıkması daha da kolaylaşacak. Zuhal'in tüm suçlarında cezai işlem uygulanacak. Ama hala Zuhal'in üzerindeki suçlamalar devam edecek. Çünkü Zuhal bu sefer devrakta sahtecilikten yargılanacak. Kamu düzeni ve huzuru bozulduğu için Zuhal yeniden yargılanacak. Ama hakimler ona her şeye rağmen serbest bırakacak. Çünkü Zuhal'in psikolojisi yerinde değildir. Zuhal o süre içinde ilaçlarını kullanmıyordu. Yani önümüzdeki bölümlerde Zuhal serbest kalacak. Ama Zuhal bir daha konağa geri dönemeyecek. Yaman asla Zuhal'i affetmeyecek. Zuhal de tüm kötülüklerine dışarıdan devam edecek. İkbal ise Seher'e iftira atmaktan vazgeçecek. İkbal iftiralar yerine Seher'i öldürmeye çalışacak. Tabi İkbal bu girişimde bulunarak kendi sonunu getirecek. Çünkü hatırlarsanız Bahçıvan, İkbal'in tüm kötülüklerine şahit olmuştu. Bahçıvan Seher için Yaman'a gerçekleri söylemeye çalışacak. Ama Bahçıvan gerçekleri bir süreliğine daha Yaman'a anlatamayacak. Çünkü Bahçıvan konuşamıyor. Ayrıca Bahçıvan yazı yazmayı bilmiyor. Eğer Seher Bahçıvan'a yazı yazmayı öğretirse İkbal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. Bahçıvan söyleyemediği gerçekleri yazıya dökecek. Böylece sonunda İkbal'in de gerçek yüzü ortaya çıkacak. Yaman gerçekleri öğrendiği gibi İkbal'den hesap soracak. İkbal ilk başlarda kendisinin suçsuz olduğunu dile getirecek. Tam o sırada Ziya bu olanlara dayanamayacak. Ziya tüm gerçekleri Yaman'a söyleyecek. Yaman gerçekleri ikinci kez duyunca büyük bir şok geçirecek. Çünkü Ziya İkbal'in Seher'in ablasını öldürdüğünü söyleyecek. Yaman da bu olanlara dayanamayıp İkbal'i öldürmek isteyecek. Ama Seher buna engel olacak. Yaman da İkbal'i polislere teslim edip hapse gönderecek. Bunun sonucunda da İkbal sonsuza kadar hapiste kalacak. Yaman Seher'in kendisini affetmesiyle ikinci bağrını yaşayacak. Yaman ardından Seher'e bir söz verecek. Ve Yaman bir daha asla Seher'i üzmeyeceğini belirtecek. Ayrıca şimdiye kadar Ali ve Kiraz birbirinin aşkını itiraf edemedi. Ama sonradan Ali Kiraz'sız yapamayacağını anlayacak. Bu nedenle Ali Kiraz'a aşkını itiraf edecek. Eğer Ali Kiraz'a aşkını itiraf edemezse Kiraz'ı kaybedecek. Çünkü dizi Ali'ye rakip birisi dahil olacak. Ve bu kişi Kiraz'a gönlünü kaptıracak. Bu yüzden bundan sonra Ali'nin Kiraz için mücadele etmesi gerekiyor. Ama hiç kimse Ali ve Kiraz'ı birbirinden ayıramayacak. Çünkü Ali ve Kiraz'ın arasında güçlü bir bağ oluştu. Bu güçlü bağ sayesinde Ali ve Kiraz tüm zorlukların üstesinden gelecek. Ayrıca bundan sonra Ali ve Kiraz evlenme kararı alacak. Zaten bu aşk önünde hiçbir engel de kalmadı. Çünkü Begüm diziden ayrıldı. Sultanala da Kiraz'ı kızı olarak kabullendi. Bu yüzden yakında Ali Kiraz'ın boş bir anını kollayacak. O ve ona evlenme teklifinde bulunacak. Ve onu çok sevdiğini dile getirecek. Kiraz ilk başlarda kulaklarına inanamayacak. Kiraz da Ali'nin evlenme teklifini kabul edecek. Ali ise sevinçten havaları uçacak. Yani sonunda Kiraz ile Ali de evlenecek. Peki sizce Yaman ve Seher'in ilişkisinin nasıl devam etmesini istiyorsunuz? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.